iklim değişimliği süreci incelendiği zaman tabii çok değişik senaryolar var. Bu senaryoların tümüne inanılır inanılmaz ama bizim önlem almamız gerekiyor. Bu iklim değişikliği sürecinde en büyük etki sıcaklık. Sadece sıcaklık değil tabii, bağlı nem ve sıcaklığın artması, buna bağlı olarak kuraklık ama yangın dediğimiz zaman işin içine sıcaklık ve nem girer. Nedir bu iklim olayları? Az önce dediğimiz gibi aşırı sıcaklar, bağlı nemin çok düşük olması önemli bir şey. Üçüncü bir yangının oluşum nedeni yanıcı madde dediğimiz şey. İşte yanıcı maddede biz bir şeyler yapabiliriz. Yani Türkiye'de yangın, orman yangınlarını önlemede neler yapılabilirin sorularından bir tanesi, yapılabilecek şeylerin birisi yanmadan önce alınacak önlemler. Yangın anında yapılacak işlemler var. Bir de yangından sonra yapılacak olan işlemler. Bunu da yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi orman kuruluşunda ağaç türlerini seçmemiz gerekiyor. Tesis ettiğimiz orman yangına hassas türlerden kaçmamız lazım. Ha, bu şu demek değildir. Yangına hassas olan, yangının olduğu, yoğun olan, en fazla olduğu yer Kızılçam ormanlarıdır. Kızılçam ormanlarının yerlerine yapraklı ağaçlar dikelim ya da meyve ağaçları. Asla. Bunu böyle bir şey çok basında da yer alıyor. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü ekosistem uzun bir süreç. Orman ağaçları uzun ömürlü ağaçlardır. Yangınla Kızılçam dediğimiz Akdeniz ikliminin ortak ekosisteminin ana ağaç türüdür. Biz bu ağaç türünü değiştiremeyiz. Ama bu ağaç türüyle birlikte yangını önleyici diğer bitkileri bu alanlara getirebiliriz. Yangın emniyet yolları, yangın emniyet şeritlerini tesis edebiliriz. Bundan başka ne yapabiliriz? Yangına karşı yanıcı maddeyi ortadan kaldırabiliriz. Nedir bunlar? İşte orman bakımı tedbirlerini uygularsınız. Yani orman bakımı dediğimiz zaman o ormanın tabii dal budanmasıyla kuru dallar, ölü dallar bunların hepsini alandan uzaklaştırın. Nerede? Yangın çıkma ihtimali olan yerlerde. Ki Türkiye'de biliyorsunuz yangınların %90'ın üzerindeki her ne kadar sebebi bilinmese de kasten olan orman yangınları. Yani ihmale dayalı orman yangınlarıdır. Bunu önlememiz gerekiyor. Birincisi burası. İkincisi yanan alanların yeniden ağaçlandırılması kısmı ki burada da çok çok önemli. Bu yangınların olmayacağını kimse iddia edemez. Çünkü dediğim gibi iklim olaylarını biz kontrol edemiyoruz. Kontrol edemediğimiz şeye de müdahale edemezsiniz. Aşırı sıcakların artması, bağıl nemin düşmesi %100 yanıcı yani yangın olayını artıracak. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte yangına hassas ülke ve bu sadece Akdeniz değil belki İç Anadolu Karadeniz'e doğru da kayacak iklim değişikliği sürecinde senaryolar onu gösteriyor. O zaman biz buna hazırlıklı olmalıyız. Yani bugün Akdeniz'de olan yangınlar yarın 10 yıl 20 yıl sonrasında Doğu Karadeniz'de veya İç Anadolu'da olmayacak diyemeyiz. Şimdiden buna hazırlanmamız gerekiyor. Benim önemsediğim bir çözüm yolu da millet bilinçlendirmemiz lazım. Eğitimler son derece önemli. Artık yaşadığımız çevre birinci önceliğimiz olması lazım. Gelin buraya. Emine buraya yaklaşma kediye gel. Ya niye yaktı lan karşıda? Abi yanıyor. Bak şu tepe yanıyor.